2032'de Dünya'ya çarpacak olan koca bir taş, asteroid. Bir ay önce yeni bir asteroid keşfedildi. 2024 YR4 adı verilen bu asteroid o günden beri yakından gözleniyor. Çünkü 2032 yılında dünyamıza oldukça yakın bir geçiş yapacak. Neredeyse yüksek yörüngedeki uyduların arasından geçecek ve belki de Dünya'ya çarpacak. İnsanlık tarihi bu tarz haberlerle geçiyor. Hatta şu an sorulan sorularda o Dünya'ya çarpacak olan asteroitte yaşam var mı? Yani farklı canlılar var mı diye. Bununla ilgili çalışmalar yapmışlar. Bir uydu gönderiyorlarmış. La taş Dünya'ya çarpacak diyorsun ama taş bana yaklaşmışsa acaba orada yaşam var mı diye araştıracağım diyorsun. Ama şöyle bir şey var ki asteroitte bir canlı varsa bile Dünya atmosferine girdiği zaman asteroidin yanacağından bence hiçbir canlı kalmaz. Ama NASA'dan bir grup bilim insanı diyor ki eğer asteroitte yaşam varsa bir uydu robot gönderip o canlıları alacaklarmış. Özel bir kapsül içinde getireceklermiş. Ama tabii bu bilim aşkı normaldir. İnsanlar evrende başka yerde canlılar var mı diye araştırıyor. Bu en doğal hakları zaten. Ben ona şey diyemem. Yani NASA'da haklı. Başka gezegenlerde canlılar olup olmadığını bilmedikleri için. Daha doğrusu başka gezegene gidemedikleri için canlı olarak bunların başına, tabii bunların başında Elon Musk da var biliyorsun, bir Mars sevdası var. Tabii Japonlar var, Çinliler var, Ruslar var vesaire. NASA'dakiler de kendilerine gelen büyük bir taş parçasından, asteroitten medet umar hale geldiler. Acaba o taşta canlı var mı diye soruyorlar, umutlanıyorlar. Peki nedir bu asteroid? Büyüklüğü ne kadardır? Asteroidin boyutu ve yapısı etkisinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörlerdir. Şu anki tahminlere göre 2024 YR4 yaklaşık 60 metre genişliğinde çapında, ancak yüzeyinin parlaklığına bağlı olarak bu ölçüm değişebilir. Daha koyu renklerde ise küçük görünebilir, daha parlaksa daha büyük olabilir. Bilim insanları 2028'de, yani 3 yıl sonra yapılacak yeni gözlemlerle bu konuda daha fazla bilgi almayı planlıyor. Observe it. At that time, it will have been so much time enough for us to determine whether büyüklüğünü düşündüğümüzde bir ilçeye zarar verecek büyüklükte o asteroid parçası. Bu çarpmanın ihtimali %1'dir. Şu anki verilere göre olası çarpışma noktası nereler? Güney Afrika'dan Atlantik Okyanusu'na kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. Ancak bilim insanları kesin bilgileri ancak ilerleyen gözlemlerle ortaya çıkacağını söylüyor. Bir kere 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük. Çünkü %1'den bahsediliyor. Bilim insanları çarpma olasılığının %1'den biraz fazla olduğunu belirtiyor. Dikkatinizi çekeyim. %1 ihtimal. İnsanlar Dünya için bunu bile düşünüyor. Onun için dünyamıza sahip çıkalım arkadaşlar. 2032'de asteroidin Dünya'ya yaklaşacağı uzaklık ortalama 106 bin kilometre olacağı söyleniyor. Tabii bu mesafeden dolayı çarpışma olasılığı %1 diyorlar. 106 bin kilometre. NASA'nın Dünya'ya yakın nesne çalışmaları merkezi direktörü Paul yaptığı açıklamada %99'luk ıskalama ihtimalinden hiç endişeli değiliz ama ilgiyi hak ediyor. Peki Dünya çarparsa ne olur? Karaya çarparsa büyük ihtimalle yıkımlar oluşur ama denize düşerse tsunami riski olabilir. Arizona'daki Katalanya gözlemevi tarafından Katalanya Sky Survey mühendisi David Rankin şu an için endişelenmeye gerek yok. Çünkü çarpışma ihtimali hala çok düşük. Büyük ihtimalle göktaşı Dünya'yı ıskalayacak dedi. Yani şimdi bence de asteroidin Dünya'ya giriş şekli, açısı, bu çok mümkün olmayabilir. Bence gündemi değiştirmek için yapılan bu tarz haberler olabilir. Hatta atmosfere girer girmez de parçalanabilir. NASA'nın bir sayfası var arkadaşlar. Bu sayfada komplo teorileri yazılıyor. Ve komplo teoristleri denen kişiler giriyor ve var olan bu tarz haberleri pohpohluyor. Hatta Hollywood filmleri yapılıyor, Dünya'ya çarpan asteroidlere müdahale ediliyor, roketler atılıyor falan filan. Armageddon filmi gibi düşünebilirsiniz. Apophis diye bir asteroid vardı zamanında, 2100'de falan Dünya'ya çarpacağı söyleniyor.
ilk hesaplandığında Dünya'ya çarpışması çok yüksek ihtimal veriliyor. Ama sonradan yapılan gözlemlerde aslında Dünya'ya çarpmayacağı söylendi. Neden bunu anlattım? Çünkü önümüzde 8 sene var. Asteroid bir taraftan Güneş tarafından ısıtılıyor. Asteroidin bir yüzü Güneş vuruyor, ısınıyor. Diğer tarafta ise Güneş vurmuyor ve çok soğuk. İşte bu sıcak farkından dolayı asteroidde titremeler oluyor. Bundan dolayı yörünge değişebilir. MIT'den astronom ve gezegen bilimleri profesörü Richard %1.2 ve %1.3 arasındaki farkın anlamlı olduğunu vurgulayarak bilimsel veriler zamanla değişebilir. Bu küçük fark paniğe neden olacak bir durum değil diyor. Gökbilimci Rankin her taşısı bir yapıya sahipse hava patlamasına neden olabilir. Eğer demirden oluşmuşsa doğrudan yere çarpıp büyük bir krater oluşturabilir dedi. Şimdi 2028'i bekleyeceğiz. Daha 3 yıl var.